Türkiye acı ama bir o kadar tarihi bir gece yaşadı. Ordu içinde emir komuta dışında hareket eden bir grup darbeye kalkıştı. Hükümet, muhalefet partileri ve halk bir olup darbeyi püskürttü. Bazı yolların tanklarla trafiğe kapatılmasından kısa süre sonra devlet kanalı TRT basıldı ve yayın karartıldı. Daha sonra TRT'de korsan darbe bildirisi okundu. Canlı yayında darbe girişiminde bulunan askerlerin yayınladığı bildiriyi okuyan TRT spikeri Tijan Karakaş, bildiriyi silah zoruyla okuduğunu anlattı. TRT'nin Harbiye'deki binasına gece giren askerlerse sabah saatlerinde polise teslim oldu. CNN Türk binası da gece saatlerinde basıldı. Binaya giren bir grup asker önce yayını kestirdi, ardından binayı zorla boşalttırdı. Askerlerin görüntüleri ekranlara da yansıdı. Askerlerin stüdyoya girmesiyle çalışanlar paniğe kapıldı. Canlı yayın stüdyosu boşaltıldıktan sonra kamera arkasından silah sesleri yükseldi. Bir süre sonra CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ın öncülüğünde kanal yeniden yayına başladı. Birini alıp gelelim, bekle.